Merhaba. İyi sabahlar. Canlı yayının gerekçesi dün Kadim Külünoğlu ailesinden ahirete ihtilal etmiş bir büyüğümüzün cenazesine katılmak için Rize'ye gelmiştim. Ardından da yine yakın zamanda Allah'ın rahmetine kavuşan Artvin Boşka'daki akrabalarımızdan Ömer Külünç Bey'in taziyesi için Boşka'ya gidip geldik. Ve bugün tekrar sevdiğimiz şehir, ruhumuzun başkenti İstanbul'a dönüş için Rize Artvin Havalimanı'ndayız. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü Rize çay ile bilinen ve anılan şehir. Yani çayın başkenti. Dün bir bilgi daha edindim. Çay tüketimimiz çok şükür yüksek olduğu için, çok çay içtiğimiz için çay bir anlamda bizim misafirperverliğimizin, nezaketimizin, zarafetimizin, misafire hüsnü kabul göstermenin önemli işaretlerinden birisi, bir gelenek olduğu için Sayın Valimiz de Büyükköy'de karşılaştık ve selamlaştık. Orada çay üretiminin çoğalması gerektiğini ifade etti. Yani çayın başkentindeyiz. Şunun için ifade ediyorum. Çayla anılan bir şehir Rize. Son derece önemli. Ancak Rize önümüzdeki süreçte enerjiyle de anılacak. Deniz. İki, tek kuşak tek yolda ve kalkınma yolu projesinde Rize jeostratejik bir ticaret merkezi, lojistik merkezi olacak. Bu çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü Rize'deki yatırımlar bilindik anlamda sadece şehrin ekonomisinin güçlenmesi, şehrin daha üst sıralara tırmanması için atılan adımlardan öte Rize'deki yatırımların stratejik hedefi var. 15 yıl evvel Rize Vakfı yaklaşık olarak bir toplantı düzenlemişti Rize'de. O toplantıda biz şunu söylemiştik. Rize Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı. Ve öyle oluyor. Öyle de olacak. O anlamda Rize Havalimanı projesi elbette ki Türkiye'nin dört bir tarafına dağılmış, gurbete çıkmış, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Hatay, Konya, Muğla, Balıkesir, her tarafa dağılmış. Rizeli hemşehrilerimiz şehirlerine çok düşkünler. Hiç rastlamadım ki Rize'ye senede bir kez gitmesin. Ki ben Ankara doğumluyum. Anam babam burada yatıyor. Bu şehre karşı sorumluluğum var. Çünkü benim yaklaşık 6 nesil ötemi sayabiliyorum. Babam, dedem, onun babası, onun dedemin büyük dedesi, dedemin büyük dedesinin babası sayabiliyorum. Hepsi burada biliyorum. Tarihimizin Orta Asya'ya açılan kapısının önemli bir kapısını, önemli bir penceresinin buradan açıldığını biliyorum. Bu şehre karşı sorumluluğum var. Rize Havalimanı, Rize Artvin Havalimanı projesi sadece yolcu ulaşımı açısından evet çok değerli ama uluslararası ticaret yolları bağlamında, lojistik bağlamında da son derece önemli. Yani Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayacak bir yandan Ovid Tüneli ile Rize Limanı, İyidere Liman Lojistik Merkez Projesi. Öbür taraftan Rize Artvin Havaalanı'ndan Kafkaslara çıkış çok önemli. Yani Gürcistan'a çıkış, Azerbaycan'a çıkış, Gürcistan'dan Tiflis, Bakü Tiflis hattının burada buluşmasına sebep olacak. 3 proje.
çok önemli. Rizeliler bu üç projeye güçlü bir şekilde sahip çıkmak zorundadır. Bir, havalimanı projesi. Üzerinde tartışmalar var, üzgünüm. Bu tartışmaları sonlandırmak zorundayız. Bilet fiyatlarında tartışmalar var. Rizeliler bu konuda haklı itiraza sahipler. İki, uçuş saatleri. Rize havaalanının doluluk oranı %80-90'larda. İki, uçuş saatleri kör noktalarda olmamalı. Kör saatlerde olmamalı. Çünkü Rize çok diri bir şehir. Anadolu'daki Rizeliler de çok hareketli. İşte bakın, dün bizim cenazemiz vardı. Bir gece önce 1.45 uçağında 35 tane akrabam vardı. Gece 01.45 uçağında 35 akrabam vardı. Demek ki Rize Havalimanı'nda gerçekleşen uçuşlarda doluluk problemi yok. Bir başka Rize Havalimanı'nın önemli özelliği daha var. En zor şartlar altında dahi Rize Artvin Havalimanı'na uçaklar iniyor ve kalkabiliyor. Bu çok önemli. Ben şahit oldum. Bir önceki cenazeye geldiğimde hava şartları çok ağır olmasına rağmen gayet rahat bir şekilde uçuşumuz gerçekleşti. Güvenli bir... Niye? Çünkü Rize Artvin Havalimanı'nın altyapısı buna müsait. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu noktaya evrilmesinde onun bizatihi anasının babasının merhum doğduğu ve büyüdüğü şehir olan bu şehre karşı gösterdiği vefa son derece kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Ancak şunu ifade ediyorum bir kez daha. Üç proje, Rizeli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu üç proje Rize'nin küresel ölçekte bir referans noktası olma projeleri. Bir, Rize Artvin Havalimanı bir müddet sonra kargo uçuşlarına da başlamalıdır. Kargo uçuşlarına. Yani buradan Azerbaycan, Gürcistan hattına yönelik, Orta Asya'ya yönelik kargo çıkış noktası. İpek yolu. İki, İyidere Liman Projesi, lojistik merkez. Mutlaka sahip çıkmalı. Rize hemşehrilerime sesleniyorum. Rize, İyidere lojistik merkez platformu kurunuz. Düzenli olarak da o platform İyidere Liman Projesi'nin adım adım takip etsin. Doğru. Adım adım sesleniyorum. Rize İyidere Liman Lojistik Merkez Projesi'ni takip etmek üzere Rize platformu kurulsun. Düzenli bir şekilde takip edilsin ki Ovid Tüneli'nin İyidere Limanı ile birleştiğinde bilin ki Habur'la Karadeniz'i birbirine bağlayacak ve Karadeniz'i de ta kalkınma yolu Basra Körfezi'ne kadar çıkışı Rize'den gerçekleşecek. Üçüncü bir dikkatle takip edilmesi gereken, İnşallah inanıyorum ki Bakü-Tiflis-Kars tren yolu lojistikte Rize üzerinden geçecek. Bir başka dördüncüsü de yüksek hızlı tren hattının Rize'ye inmesini sağlayacak takibi Rize siyaseti günlük işlerle uğraşmaktan vazgeçsin. Bu konuları Rize'nin geleceği olarak çayla anılan şehrin küresel ölçekte referans bir şehir olacak Rize'nin bu yatırımlarının bir an evvel tamamlanması için güçlü bir takip yapılanmasına gitmeli. Teşekkür ediyorum.